Herkese iyi günler. Ben Profesör Doktor Hale Ören. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyesiyim. Bugün sizlerle 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü'nün öneminden bahsetmek istiyoruz. Özellikle talasemi 1993 yılından beri 8 Mayıs'ta Dünya Talasemi Günü olarak kutlanarak halk sağlığı sorunu olan talasemi hastalığının gündeme getirilmesi, toplumun konuyla ilgili bilgilendirilmesi, talasemi hastalığının sıklığının azaltılması ve talasemili bireylerin daha iyi takip ve tedavilerinin sağlanması amacıyla kutlanmaktadır. Talasemi Türkiye dahil tüm Akdeniz ülkelerinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kalıtımla geçen, önlenebilir bir kan hastalığıdır. Tedavi maliyeti çok yüksek ve tedavi oldukça yıpratıcıdır. Önlemek ise ucuz ve kolaydır. Ülkemizde Dünya Talasemi Günü ilk defa 8 Mayıs 2003 tarihinde Mersin'de Sağlık Bakanlığı ve 33 İl Sağlık Müdürü'nün katılımıyla Ulusal Talasemi Önleme Projesi ile başlatılmıştır. Tarihçesine biraz bakacak olursak aslında ilk defa 1925 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Thomas B. Cooley tarafından Cooley anemisi olarak tanımlanmıştır. Tüm dünyada 1950'li yıllardan itibaren deniz kansızlığı, çünkü talas anlamında veya Akdeniz anemisi anlamına gelen talasemi olarak bilinmeye başlamıştır. Talasemi, sıtmanın olduğu bölgelerde sıktır. Talasemi taşıyıcıları sıtmaya karşı dirençlidir. Bu nedenle sağlıklı bireyler sıtma salgınları ile kaybedilirken taşıyıcılar yaşamış, bu şekilde taşıyıcılık yaygınlaşmıştır. Göçler nedeniyle talasemi dünyanın birçok yerinde önemli halk sağlığı sorunu oluşturmuştur. Bu dünya talasemi haritası özellikle gördüğümüz şekilde şu alanda Akdeniz bölgelerinde, bakın Türkiye'yi de içine alan bir harita bu, oldukça yaygın görülen bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 229 ülkenin %60'ında talasemi sorunu vardır. Dünyada önlemlere rağmen özellikle nüfusun ve yoksulluğun yoğun olduğu Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde yeni hasta doğumu önlenememektedir. Her yıl 300 bin civarında hasta doğmaktadır. Dünyada 300 milyon kadar talasemi hastası var. Yaklaşık 500 bini ağır hastalık nedeniyle izleniyor. Türkiye'de nasıl durum? Türkiye'de 1,5 milyon dolayında taşıyıcı var. Ulusal Talasemi Önleme Programı sayesinde talasemili doğan bebeklerin sayısı azalmış ve 2023 yılında hasta sayısı 6000 dolayında kalmıştır. 5000 yeni hastanın bu şekilde doğumu önlenmiştir. Göçmenlerin gelmesiyle talasemi hasta sayısı artınca 2018 yılında tüm Türkiye'de evlilik öncesi talasemi testi de zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde beta talasemi taşıyıcılık oranı genel olarak %2.1 iken Trakya, Marmara, Ege, Akdeniz kıyısı şerit bölgelerinde de talasemi taşıyıcılık oranı artmaktadır. Yukarıdan başlarsak %5 ile başlayan bu oran özellikle Hatay'a doğru gidedikçe %13.5'u bulabilmektedir. Yani her 100 kişiden 13'ü aslında bir anormal hemoglobin taşıyıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Adana, Mersin, Antakya dolayında daha çok orak hücreli anemi dediğimiz bir taşıyıcılık söz konusudur. Bu Türkiye talasemi haritası, burada gördüğümüz, özellikle baktığımızda biraz önce de söylediğim gibi Marmara bölgesi, Ege, gördüğümüz gibi Akdeniz kıyılarına geldikçe özellikle taşıyıcılık oranları artmakta ve özellikle bu bölgeler tabii ki dikkatli olacakken diğer bölgelerde de olabileceği, genel olarak %2.1 taşıyıcılığın olduğu da hiç unutulmamalıdır. Şimdi talasemi hastalığı nedir? Kırmızı kan hücreleri de denilen al yuvarlar, eritrositler oluyor bunlar. Toplam kan hacminin %45'ini oluşturur. Al yuvarlar içerdikleri hemoglobin ile dokulara oksijen taşırlar. Hemoglobin yapısında bulunan globinin yapım bozuklukları hemoglobinopati olarak adlandırılan hastalıklara yol açar.
Hemoglobin yapımı genlerin kontrolünün altındadır ve kalıtsal olarak yani aileden geçer veya bilinmeyen bir nedenle anne karnında bebekte genetik bir bozukluk sonucu hemoglobini oluşturan globin zincirlerden birinin yapımında yetersizlik, bozukluk oluşursa talasemi hastalığı ortaya çıkar. Globin zincirlerinden hangisi sentezlenemiyorsa veya hangisinin sentezi azalmışsa talasemi onun adıyla anılır. Örneğin beta talasemi, alfa talasemi gibi farklı tipleri vardır. Özellikle beta talasemi bizim toplumumuzda çok daha iyi bilinmektedir. 11 nolu kromozomun kısa kolunda yer alan beta gen kümesindeki değişik mutasyonlar sonucunda bu genden şifrelenen protein ya hiç sentez edilmez ya az sentez edilir veya fonksiyonu bozuk sentez edilir ki işte burada hastalık ortaya çıkar. Sıklıkla eritrositler erken dönemde daha kemik iliği periferik eritrositler periferik kana çıkmadan yıkılmakta. Biz buna etkisiz eritrosit yapımı diyoruz. Veya periferik kana çıkanlar da bu yapılarındaki bozukluk nedeniyle dalak tarafından hızla dolaşımdan uzaklaştırılarak ağır kansızlık karşımıza çıkabilmektedir. Eritrositin işlevi ve yaşam süresi belirgin azalmakta. Buna karşılık bozuk yapım sürekli devam etmektedir. Tedavisi zor, yıpratıcı, pahalı bir hastalık olan talasemi, taşıyıcıların saptanması nedeniyle engellenebilir hastalıktır. Taşıyıcılar özellikle özel hemoglobin elektroforezi dediğimiz bir testle çok rahatlıkla saptanabilirler. Bu nedenle talasemi gibi her iki ebeveynden de gelen bozuk genlerle geçiş gösteren kalıtsal hastalıkların kontrolünde en etkili yöntem hastalık hakkında toplumun bilgilendirilmesi, toplum taramaları ile taşıyıcıların saptanması, onlara genetik danışma verilmesi ve gebelik öncesi tanı metotları kullanılarak yeni hastalıklı bebek doğumlarının önlenmesidir. Şimdi talasemi de anne ve babadan herhangi bir taşıyıcı ise her bir bebek için %50 sağlıklı, %50 taşıyıcı olma riski vardır. Yani ebeveynlerden bir tanesi taşıyıcıysa bu baba da olabilir, anne de olabilir. Her bir bebek için ya sağlam ya da taşıyıcı olma ihtimali %50'dir. Bunlar da özellikle hastalıklı çocuk doğumu beklenmez. Her iki ebeveyn de taşıyıcı ise doğacak her bir çocuk için %25 olasılıkla sağlıklı, %25 olasılıkla hasta, %50 olasılıkla taşıyıcı olma ihtimali vardır. Bu nedenle özellikle hastaların, taşıyıcıların evlilik öncesinde genetik danışmanlık alması ve bu nedenle gerekli önlemleri alarak da yeni hastalıklı bebeklerin doğumu bu zor olan tedaviler nedeniyle dikkatlice gözden geçirilmeli ve genetik danışmanlık doğrultusunda bebekler özellikle hayata gelmelidir. Şimdi gördüğümüz gibi baba da taşıyıcı, anne de taşıyıcıysa her bir çocuk için taşıyıcılık riski var, hastalık riski var her bir çocuk için. Tabii ki eğer bebek bu sağlıklı genleri alırsa %25 oranında talasemisiz sağlıklı bir bebek de dünyaya gelebiliyor. Ama bunu yine vurguluyorum, her bir bebek için bu özellikle söz konusu. Yani birinci bebek hasta doğarsa ikinci, üçüncü, dördüncü bebekler sağlam veya taşıyıcı olacak anlamına gelmemektedir. Her bir bebek yine hastalık riskini taşımaktadır. Beta talasemi hastalığında bulgular bebekte 6. aydan itibaren ortaya çıkar. Solukluk, sarılık, karaciğer ve dalak büyüklüğü, kemik değişiklikleri, kansızlığa bağlı kalp yetmezliği gelişebilir. Düzenli takip ve tedavi yapılmayan hastalar erken yaşta çeşitli komplikasyonlarla kaybedilirler. Laboratuvar olarak tam kan sayımında kansızlık, eritrosit sayısında artış, eritrosit indekslerinde düşme dikkati çeker, hemoglobin elektroforezi tanı için gereklidir. Günümüzde genetik mutasyon analizleriyle tüm mutasyonlar belirlenebilmektedir. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi talasemi genetiğinde eğer tek bir ebeveynden veyahut da her ikisi de taşıyıcıysa talasemi taşıyıcısı olarak bebek dünyaya gelebilir. Hastalık değildir, transfüzyon gerekmez. Bu kişilerde evlendiği kişiyle birlikte prenatal yani doğum öncesi tanı önemlidir.
Talasemi intermedia dediğimiz hafif orta klinik seyreden bir tip vardır. Burada transfüzyonlar aralarda gerekebilir. Sürekli transfüzyon gerekmeyebilir. Ve genellikle de daha geç yaşta tanı alır bu çocuklar. Talasemi major dediğimiz hastalıklı kişilerde ise ağır bir klinik seyir, yaklaşık ayda bir transfüzyonlar ve komplikasyonlarla mücadele şarttır. Bu gördüğümüz bir talasemi hastası. Gördüğümüz gibi boy kısalığı, kemiklerde çıkıklık, şurada gördüğümüz gibi, çünkü ekstra sürekli kemik iliği eritrosit yapmaya çalışmaktadır. Karaciğer, dalak büyüklüğü, onun dışında bir takım anomaliler çocuklarda gözlemlenebilir. Şimdi beta talasemi hastalarında destek tedavi ömür boyu gereklidir. Destek tedavi her ay düzenli eritrosit transfüzyonu, demir birikimini engelleyici şelasyon tedavisi ve gelişebilecek komplikasyonların tedavisini içerir. Bu hastalar için düzenli eritrosit süspansiyonu gerektiğinden sürekli kan teminine ihtiyaçları vardır. Bu nedenle toplumun belirli aralıklarla kan bağışında bulunması çok önemlidir. Size biraz önce bir resmi bu hastalığı daha iyi anlayabilmek için gösterdim. Ancak düzenli destek tedavi alan çocuklar her ay düzenli eritrosit transfüzyonu alırsa, kontrollerini iyi yaptırırsa, yeterli kan bulabilir ve bunu sürekli alabilirse, yine demir, biriken demir için şelasyon tedavilerini düzgün alırlarsa bu hastaları anlamak mümkün bile değildir. Evet, yoğun, yıpratıcı bir tedavidir ama toplumda normal diğer sağlıklı bireylerle kıyaslandığında hastalık anlaşılmayabilir bile. Yani o nedenle hastalıklı bireylerde de özellikle bu destek tedavinin düzgün yapılması, eritrosit süspansiyonlarını düzenli almaları ve şelasyon tedavilerini düzenli almalarıyla onlar da artık günümüzde toplumda yerlerini almakta, hatta evlenip çocuk sahibi olabilmektedirler. Ancak dediğimiz gibi bu hayat boyu sürecek bir tedavidir ve çok iyi izlenmeleri gerekir. Bu resimde gördüğümüz gibi çeşitli organ komplikasyonlarını engellemek açısından da mutlaka iyi takip edilmeleri gerekir. Peki talaseminin kesin tedavisi var mı? Talaseminin kesin tedavisi kök hücre nakli ve gen nakli ile mümkündür. Son 20 yıldır uygun vericisi olan talasemi hastaları, hastalar veya aileler isterlerse kök hücre nakli ile tedavi edilmektedirler. Özellikle ülkemizde de birçok merkezde başarıyla talasemi hastalarına kök hücre nakli yapılabilmektedir. Gen nakli de talasemi de son yıllarda yapılan bir tedavidir. Henüz ülkemizde yapılmamaktadır. Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Ancak gelecekte bu konuda olumlu gelişmeler olacağına inanmaktayız. Ama talasemi de asıl amaç talasemi hastası olmayan nesillerin sağlanmasıdır. Bunu da hiç unutmayalım. Peki nasıl koruyacağız? Toplum eğitimi çok önemli. Toplum beta talasemi konusunda eğitilmeli. Akraba evlilikleri özellikle risk açısından bilgilendirilmelidir. Taşıyıcıların tespiti çok önemlidir. Özellikle taşıyıcılığın yüksek oranda görüldüğü bölgelerde hasta ve taşıyıcı bireylerin tüm akrabalarının kan tetkikiyle taranması ve evlenecek çiftlerin taşıyıcılık açısından değerlendirilmesi önemlidir. Taşıyıcılara genetik danışma verilmesi şarttır. Gebelikte doğum öncesi tanı veya gebelik öncesi gen ayıklanarak tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bebek sahibi olmanın da benimsenmesi gereklidir. Sonuç olarak taşıyıcı bireyleri saptayarak genetik danışmanlık vererek hastalıklı bebeklerin doğmasını engelleyebiliriz. Güncel kişiselleştirilmiş tedavi sağlayarak talasemik bireyin yaşam kalitesini iyileştirip yaşam süresini uzatabiliriz. Toplumun kan verme konusunda bilincini artırarak hastalara kan teminini kolaylaştırabiliriz. Talasemiyi önleyebilirsiniz. Evlilik öncesi mutlaka kan testi yaptırınız diyoruz. 8 Mayıs Dünya Talasemi Günü'nde. Ve yine kan bağışı yaparak hayat kurtarabilirsiniz diyerek ben sözlerime son vermek istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.